Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Özer abi nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Çok iyiyim, çok iyiyim. Aslında yani dürüst olmam gerekiyor. Bir tık heyecanlandım şu an. İşte bayağı beklenen, uzun zamandır istenen bir canlı yayın şu an gerçekleşiyor. Bir tık heyecanlandım. Bu heyecan geçerken kendini bir tanıtır mısın benim işte şeylerim için, izleyicilerim için? Tabii. İsmim Özer Kiraz. Benim de Zek gibi bir YouTube kanalım var. İngilizce konu anlatımı Özer Kiraz isminde. Onun dışında yazdığım kitaplar var. Kendim işte İngilizce öğretmeniyim. Bunun eğitimini aldım. İşte 42 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Gençler, siz nereden izliyorsunuz onu da sorayım. İşte çoğumuz Türkiye'den izliyor galiba. Herkes bir il yazsın ya da farklı bir ülkeden izliyorsanız onu da yazın. Ona bir bakalım. Evet, bugün konumuz nedir? Konumuz benim aslında sürekli nasıl desem dile getirdiğim bir şey. Yani ben sürekli ne diyorum millete? Yani çevirmeyin. Allah aşkına çevirmeyin. İşte Türkçe düşünmeyin. İşte Türkçe çevirmeyin. Sürekli onu söylüyorum herkese. Ve sanırım senin felsefen, senin öğretme tarzın tam öyle değil. Doğru mu? Ben de Türkçe'ye çevirin, işte İngilizce'ye çevirin diyorum. Tam tersini söylüyorum senin söylediğin, ama bence burada senin takipçilerinin daha çok merak ettiği bir şey var Zek. O Nedir? da Nedir o? şu: Özer Kiraz'ın İngilizcesi nasıl? Yani ben şöyle bir yorumlara baktım. Yorumlarda bu soru herhalde 100 kere tekrar edilmiş. Ya nasıl? Gerçekten söyle artık bunu. Özer Kiraz'ın İngilizcesi nasıl? Kötüyse kötü de, iyiyse iyi de bir şeyler söyle. Valla ben pek İngilizcini yani duymuyorum çok fazla. Yani Aha. bazı yani videolarında böyle bir cümle sokuyorsun, birkaç cümle sokuyorsun. Yani böyle İngilizce sohbet Evet. ettiğin bir şey pek duymadım. En son şeye baktın mı Zek? En son yayınladığım şu Cambly Kids'le ilgili video. Yok, Orada onu izlemedim. biraz konuştuk. Daha çok tabii orada native speaker'lar konuştuğu için bana soru sorma kısmı düşüyor. O da biraz kısa oluyor ama arada uzun cümle kurduğum durumlar oldu mesela. O videoya bakıp bir sonraki videonda böyle artık bir değerlendirme yap Olur, yani. olur. Çok 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 soruldu, çok istendi. İşte bunu yapmam çok istendi. Evet, haklısın. Bayağı haklısın. Ama sen de bayağı dürüst birine benziyorsun. Sen ne diyorsun yani kendi İngilizcen Teşekkür konusunda? ederim. Şöyle şimdi Zek, normalde ben işte hep videolarda da bir kıçında söylemiştim daha doğrusu. Hani bir kolejde eğitim almadım, işte çocukluktan beri yazılırsın ya, ilkokul, ortaokul falan hepsi İngilizcedir. Benim öyle değil. Benim hikayem biraz daha değişik. Meslek lisesi okudum ben. Mesela telekomünikasyon, elektroniğe çok yakındır falan. Son senede ani bir karar değişikliğiyle İngilizce öğretmenliğine geçtim. Yani bu arada okuduğum lisede bir hazırlık sınıfı falan okuduk. İngilizce ağırlıklıydı. Onu da söylemeliyim. Şimdi böyle olunca tabii bir şey değil. Yani nasıl söyleyeyim, öyle telaffuzlarımı ben çok beğenmiyorum mesela. Kendi pronunciation'ımı çok beğenmiyorum. Üzerinde çalışmam gereken, tekrar etmem gereken işte bazı sesler, bazı şeyler var. Böyle mesela akıcı konuşurken bazı şeyler benim de aklıma gelmiyor. Bazen böyle yapmayın dediğim hataları kendim yapıyorum konuşurken. Yani çok basit şeyler, basit hatalar, ama aslında o anda konuşurken böyle gelmeyebiliyor insanın aklına. O heyecanı aşmak gerekiyor esasında konuşurken. Yani ben şöyle çok fazla çeviri yaptım. Yani Türkçeden İngilizceye, çeviri bürosunda da çalıştım. Yani uzun yıllardır İngilizcenin işindeyim. Ama konuşma çok farklı bir şey gerçekten. Yani konuşma, daha önceki videolarda da söylediğim gibi, yani bir enstrümanı çalmayı bilirsin. İyi kötü kendine birkaç parça çalarsın ama orada abi konser veriyorsun. Yani karşında bir kitle ya da bir kişi neyse, ama o zaten bir kişi bile olsa native speakers, onun heyecanı sana yetiyor. Allah, adam işte beni anlamayacak, şöyle böyle falan. O anda bildiğin şeyleri de unutur hale geliyorsun. Bu özellikle ben de ilk bu native speakerlarla videoyu yaptığım dönemde olmuştu. Hatta böyle notlar almıştım. Ya şunu derlerse ben de şunu diyeyim falan gibi. Tabii o anda hepsini unutuyorsun. Ne o not kalıyor, bir şey kalıyor falan. Her şey birbirine karışıyor. Bunu nasıl aşıyorsun? Bunu konuşarak aşıyorsun. İşi gene reklama getirmeyeceğim tabii. Bunun için şu uygulamayı kullanın falan diye. Telaffuzun nasıl diye sordun. Hani benim objektif değerlendirmem
Ben telaffuzumu beğenmiyorum. Ha, bilgi yönünden aktardığım şeyler genellikle doğru oluyor. Tabii aralarında ufak hatalar olabilir. İlla ki herkesin yapabileceği, native speakerların da yapabileceği tarzda hatalar olabilir. Ama pronunciation düzeyinde kendimi çok beğenmiyorum. İşte beni beğenenler var. Yok abi öyle değil ya. Çok güzel telaffuz ediyorsun falan böyle. Diğer İngilizce öğretmenlerini biz görüyoruz. Hiç adamlar konuşamıyor bilmem ne. Ama hani öz eleştiri benim daha iyi olmam lazım diyorum. Anladım, anladım. Şimdi aklıma iki şey geldi demek istedim. İlki Aha. şey, yani dil, yani ikinci dil en azından ile müzik arasında baya, benim anladığım kadarıyla baya bir şey var, bir bağ var. Yani Evet. bilimsel olarak. Yani beynin aynı parçası hem dili yani şey yapıyor hem de müzik için bir şeyler yapıyor. O yüzden belki bunun, bu yüzden dolayı benim bir şeyim var, bir avantajım var. Çünkü ben 12 yaşından beri yani gitarcıyım. Aha. Hem de bir müzik aleti öğrenmek, bir dil öğrenmeye çok benziyor. Ama yani aşırı benziyor. Yani kuralları Kesinlikle. öğreniyorsun, işte gamlarını falan işte öğreniyorsun, işte nasıl oynandığını falan öğreniyorsun. Ama ondan sonra ne yapıyorsun? Zaten çıkıp doğaçlama yapıyorsun. Yani bu kuralları Aynen. uyguluyorsun, bir şeyleri yapıyorsun ama sonunda güzel bir şey çıkartmak lazım bu şeyleri kullanarak. Doğru, Hem de doğru. aklım bu ikinci şey de şuydu. Yani genelde Aha. kim yani benim İngilizcem çok iyi derse o kişinin İngilizcesi genelde çok iyi olmuyor. O yüzden sen de şimdi bayağı dürüst bir şey yaptın kendine. Bir yorum yaptın Ya, kendi tabii, İngilizcenle tabii, ilgili. tabii. O yüzden yani bu gayet güzel bir şey. Ben de iki şey söyleyeyim Zek aynı şekilde. Bu mesela müzik kulağı olayını bir müzik öğretmeni arkadaş ben de müzik kulağı olup olmadığını şöyle test etmişti. Kendisi böyle bir ritim yaptı masada. Beni tekrar et şimdi yapacağım ritmi tekrar et dedi. Onu tekrar edebiliyorsan müzik kulağın varmış. Şimdi dil de aslında böyle bir tekrar bir kısmı. Evet bir kısmı ezber ama bir kısmını da tekrar ediyoruz. Yani o sesleri tekrar ediyoruz, kelimeleri tekrar ediyoruz. O bağlantı bununla ilgili olabilir dediğin gibi. Diğeri de hani o çok iyiyim diyen kişiler kendilerini kapatmış oluyorlar zaten. Hani ben oldum abi, benim telaffuzum 10 numara falan diyerek kendini öğrenmeye kapatmış oluyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Artık onlar bir şey öğrenemez. Onlar gelişemez. Evet. Onlar ilerleyemez. Çünkü onlar geldi zaten. Yani nereye girecek ki? Nereye girecek ki? Evet. Nereden geliyor? İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara. Bir kişi Antarktika yazdı. Ama Türkçesini yazdı. Yani İngilizcesini değil. O biraz tuhaf oldu. Ondan sonra Kocaeli. Bildiğimiz Kocaeli, İzmir. Bir kişi dur bir kişi Jacksonville dedi. Bu benim memleketim. Ha, o sana da benziyor zaten. Senin kardeşin olabilir o. Kardeşin derken o benim yani. Şey de aynı, fon da aynı Ha, senin... Aa, evet. yani. Şapkasız ben seni görmedim. Tamam. Soyadım da Wing yani Zeki Kanat yani Zach Wing. Tamam. Tamam, neyse. Herkese hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Şimdi az önce dediğim yani birkaç hafta önce sen bir video yayınladın Özer abi. Şeyle Aha. ilgili yani bu çeviri konusuyla ilgili bir video yayınladın. İşte çok Evet. uzun bir video değildi ama yine Evet. daha da kısa bir özet yapabilir misin? Bir özet geçebilir misin şimdi yani? O Tabii, videoda tabii, neler tabii. söyledin? Yani ismi çevir neydi ismi? Çeviriyle öğrenmek doğru mu? Öğrenmek Peki doğru mu? Size doğru yani mu şeklinde. bir özet geçer misin? Şimdi şöyle, o videoda bahsettiğim şeyler, şimdi bunu çok duyuyoruz. Hani çeviri yapmayın, kafanızda çevirerek konuşmaya çalışmayın falan gibi. Ama bu o videoda şunu anlattım. Evet, aslında hani bunu söyleyenler doğru bir şey söylüyorlar. Ki sağlıklı olan kafada çevirmeden konuşabilmektir. Yani bu noktada senin de savına katılıyorum. Ama bu o noktaya gelebilmek için. İşte belirli bir aşamadan geçmek gerekiyor ve o aşamadan geçerken de biz kendimize ne kadar hakim olmaya çalışırsak çalışalım, ana dilimiz farklıysa hani biz istemesek bile onu çeviriyoruz, çevirmek zorundayız. Özellikle dedim ki uzun cümlelerde bu sorun oluyor çünkü cümlenin hani sonunu çevireyim derken bu sefer baş kısmını unutabiliyorsun. Onu ya bir yere yazman gerekiyor. Ya kafanda çevirmen gerekiyor parça parça. Orada da uzun bir cümle örneğe vermiştim bayağı. Yani kısa cümlelerde hani mesela Robinson is living in the island all by himself gibi bir cümleyi işte adada tek başına yaşayan Robinson isimli birisi gözünün önüne gelebilir. Hani bu kolay evet ama daha uzun daha komplike cümlelerde bunun sorun olacağını yani istesek de yapamayacağımızı, bunun doğal bir süreç olduğunu,
çevirmeden konuşabilme aşamasına biz zaten geldiğimizde dil öğrenme sürecinin de sonuna doğru yaklaşmış olacağımızı, bitirmeyeceğimizi ama sonuna doğru yaklaşmış olacağımızı belirttim. Yani bunun bir işte amacı araç sonucu süreç gibi aktarmak oluyor aslında bu. Söylediğin doğru bir şey, evet çevirmeyelim, kesinlikle katılıyorum ama o noktaya gelebilmek için çevirmek gerekiyor. Parça parça çevirmek gerekiyor. Bunlardan bahsettim. Çeviriyle öğren kitaplarından örnek verdim. Ne yaptırıyordu bu kitaplar? Çeviriyle öğren bir kitabı, ortadan ikiye bölünmüş bir kitap. Yarısında Türkçeden İngilizceye cümleler var. Yani Türkçe cümleler var, İngilizceye çevrilecek. Yarısında da İngilizce cümleler var. Aynı cümleler aslında. Onlar da Türkçeye çevrilecek. Hani birbirinin cevap anahtarı gibi düşün aynı zamanda. Şimdi bu kitap, ya kitap reklamı falan yapmıyorum bu arada, sadece videoda paylaştığım şeyi anlatmak adına, konulara göre tasnif edilmiş, kolaydan zora doğru gidiyor. Yani dili öğrenirken işte önce he, she, it'i öğreniyoruz İngilizce'de, sonra my, your, his gibi kelimeleri öğreniyoruz. İşte daha sonra ufak ufak emir cümleleri, işte geniş zaman cümlesi, simple present falan gibi gidiyor. İşte bu aşama aşama çeviri yaptırıyorum ben o kitapta. Yani hani böyle yüzme öğretirken direkt insanı alıp suya atmazlar. Hadi sen yüze yüze öğren demezler. İşte önce bir kulaç hareketi yaptırırlar falan. Bu arada yüzme bilmiyorum. Tamamen atıyorum bunları. Benim babaannem bana nasıl öğretti biliyor musun? Beni aldı, göle attı. Dedi ki öğrenirsin dedi. Ve öğrendim yani. Evet, şu an burada olduğun için hepimiz kendimizi şanslı hissediyoruz. İyi ki bir şey olmamış. Ama işte çoğunluk öyle olmuyor. Yani göle ne zaman atlıyorlar? Buradan kalkıyor tek kelime İngilizce bilmeden bir iş buluyor ya da work and travel'a gidiyor falan işte. Bir şekilde o göle atlamak oluyor. Onda da tamam öğreniyor aslına bakarsan. Belki çeviri yapmadan da öğreniyor ama hep bir şeyler yarım kalıyor. Yani bunu bana gelen yorumlarda görüyorum. İşte hocam ben gittim çok güzel İngilizce konuşuyorum bilmem ne ama işte arada bazı kuralları anlamıyorum, bazı komplike cümleleri, özellikle relative clause'ların olduğu cümleleri, relative pronoun'ların olduğu cümleleri kuramıyorum diyor. Şimdi ben de bunu şeye benzetiyorum. Mesela ben hiçbir zaman Photoshop eğitimi almadım. Almadığım için de pişmanım. Nasıl öğrendim Photoshop'u? Kendim yarım yamalak. İşte oradan onu gördüm, buradan bunu gördüm. Biraz ezberle falan. Ama hep her zaman yarımımdır Photoshop'ta. Yani böyle ya şu nasıl yapılır? Sıfırdan şunu yapayım. Öte yandan Adobe InDesign'ın İngilizce eğitimini aldım. Baştan sona izledim. Şu an o programda her şeyi yapabilirim InDesign'ı. Ama Photoshop çok daha uzun yıllardır uğraşıyor olmama rağmen Photoshop'la. Onda hep sınırlıyımdır. Çünkü onun eğitimini almadım. Yani direkt beni göle attılar onda. O şekilde koşullar öyle gerekti. Gibi. Yani böyle bir benzetme yaptım. Çok uzun konuştum. Kusura bakma. Anladım. Şimdi yorumlar geliyor. Bir tane diyor ki haklı. Tamam mı? Hemen sonraki yorum diyor ki haksız. tamam anladım. Şimdi aklıma bir sürü şey geliyor şu an. Aklıma ilk gelen şey şu. Yani biz yani aramızda birçok kişi denemiş, yapmaya çalışmış. Yani uzun uzun İngilizce bir kelime, şey bir cümle Türkçe'ye çevirmeye çalışmış. Yani herkes bunu yapmaya kalkmıştır. Ama İngilizce cümlesi ne kadar uzarsa, ne kadar böyle komplike olursa, yani onu Türkçe'ye çevirmek o kadar da saçma oluyor. O kadar da zor oluyor. İşte bu şuraya geliyor, bunun sonu başına geliyor ama işte burada bir key var. O yüzden key that oluyor ama that olmuyor çünkü bu şuraya geliyor. Çok aşırı saçma bir şey oluyor. O yüzden yani ben oturup düşündüğümde yani cümle ne kadar uzun olursa çevirmek o kadar az yani uygun oluyor. İşte o zaman işte çevirmeden yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve şimdi internetim gidiyor galiba. Benim sesim geliyor değil mi? Her şey yolunda değil mi? Sesin arada yankı yapıyor sadece. Böyle bir git gel yapıyor ama o kadar kötü değil. Tamam sanırım şimdi geldi internetim. Ne diyecektim? İşte o var. Yani ne kadar uzun, ne kadar komplike olursa yani bana sorarsan yani çevirmek o kadar da uygun olmuyor. O kadar da yani verimli olmuyor. Başka bir şey de aklıma geldi şimdi. Videonda şey dedin yani ne dedin? İngilizceden Türkçe'ye değil de Türkçeden İngilizce'ye çevirmemiz gerektiğini düşündüğünü söyledin. Onu bir açar mısın? Çünkü yani videoda tabii.
İngilizce bir cümle gösterdin ekranda ve onu şey çevirdin, yani Türkçe'ye çevirdin. Türkçe. O bana biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü o cümlenin altyapısı, cümle yapısı, mantığı, kelimeleri falan her şey İngilizce oluyor. Ve onu Türkçe'ye çevirdiğimizde yani çok tuhaf bir Türkçe çıkıyor. Neden? Çünkü mantığı İngilizce. Çünkü altyapısı İngilizce. Çünkü aslında kaynak, yani yabancı bir kaynak oluyor. Yani işte niye? O bana biraz daha sağlam geliyor. Yani İngilizce bir şey alıp böyle yarım yamalak böyle Türkçe, işte tuhaf bir Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani o İngilizce olan şeyi anlamak için, o İngilizce olan şeyi anlamak, anlama adına. Ama sen tam tersini mi söylüyordun? Yani Türkçeden İngilizce'ye mi çevirmemiz gerektiğini düşünüyorsun? Şimdi şöyle, tabii ki diller arasında çeviri yaparken iki dil %100 örtüşmeyeceği için, bu hangi dil olursa olsun, arada kayıplar olacaktır. Lost in Translation gibi, onun filmi bile var. Bu normal bir şey. Yani Türkçeden İngilizce'ye çevirirken de olur. O farklı bir konu. Benim orada dediğim şey şu Zek. Şimdi biz hani Türk'üz. Türkçe öğrendik ilk olarak. Ve dolayısıyla düşünce sistemimizde Türkçe. Bir şeyi düşünürken Türkçe düşünüyoruz. Şimdi İngilizce konuşmak nedir? Önce bir bunu kafamızda düşünelim. İngilizce konuşmak bir cümleyi kafamızda Türkçe olarak düşündüğümüz ilk olarak. Bir cümleyi İngilizce'ye aktarmaktır. Peki, güzel. Bunu aktarırken ne yapacağız? Belirli bir cümle dizilimini kullanacağız. Türkçedekinden farklı. Kelimelerin yerleri değişik. Yüklem farklı yerde, özne farklı yerde falan gibi neyse işte örnek veriyorum. Ondan sonra kelimeleri değiştireceğiz. Türkçedekinden farklı kelimeler kullanacağız. Ve bunları Türkçedekinden farklı sıralara koyacağız. Peki, bir de bu şeyimiz var. Eğer bunu sözlü olarak söyleyeceksek bir de bunun telaffuzunu bilmemiz gerekiyor. Gibi farklı değişkenler işin içinde. Şimdi böyle bir süreçte, böyle bir sürece hazırlanırken, yani Türkçeden Türkçeyi İngilizce ifade etmeye çalışırken, özellikle konuşma aşamasındaysak epey zorlanacağız. Çünkü hepsini aynı anda yapmamız gerekiyor. Kelimeyi bulmamız, doğru sıraya koymamız ve karşımızdakini çok bekletmeden hızlı bir şekilde söylememiz gerekiyor. Şimdi bu zor bir süreç. O yüzden dili öğrenmedeki en son aşama diyorum ben konuşmaya. Şimdi bunun ilk önce insanlara kulaç atma, pratiğini yaptırmak gerekiyor. Yani ufak ufak nedir bunun pratiği? Yani konuşma kadar zorlu olmayan ama ona en çok benzeyen şey nedir? Yazma, yazmaktır. Yani telaffuz edeceğin cümleyi önce yazmaktır. Böylelikle telaffuz kısmını işin içinden bir kere çekip almış olursun. Öğrenciyi biraz daha rahatlatırsın, dil öğrenen kişiyi. Ve karşındaki kişi stresini de alıp çıkartırsın. Seni dinleyen bir kişi yok. Seni acele ettiren, yanlışlar yapmana neden olan bir nervousness durumu diyeyim. O da yok. Gerginlik durumu ortadan kalkıyor. Peki bu iki değişken kalkınca öğrenci, dil öğrenen kişi kendisini biraz daha rahat hissediyor. Kağıt üzerinde, karşısında kağıt var, kendisi var ve cümleyi İngilizce olarak kurması gerekiyor. Yapması gereken şey kelimeleri hatırlamak, doğru sıraya koymak, doğru bir gramerle bunu ifade etmek. Şimdi bu işte bir şey sorayım. O zaman tabii. Sen diyorsun ki yani Türkçeden İngilizceye neden çeviriyoruz? Yani konuşma pratiği, konuşmamızı geliştirecek bir şey yapmış olalım diye. Alt yapı. Yani onu evet. Diyorsun değil mi? Tabii. Yani bu şey için değil, yeni şeyler öğrenmek için değil, yeni kelimeler vesaire öğrenmek için değil. Hayır. Konuşmamızı geliştirecek bir şey. Onu diyorsun değil mi? Kesinlikle öyle diyorum. Tamam. Çünkü bana gelen en büyük şikayet hocam anlıyorum ama konuşamıyorum oluyor. Özellikle ben zaten hani kitabın üstüne de anlayıp da konuşamayanlar için yazmamın sebebi bu. Yani bunu bana diyen insan anlıyor. Anlamasında sorun yok. İşte dizi izliyor ya da altyazı görmüş falan. Altyazıyla takip ediyor ama konuşma kısmında zorlanıyor. İşte benim hani Türkçeden İngilizceye çevirin arkadaşlar dememdeki sebep bu. Yani sen Türksün arkadaş. Bu cümle senin kafana Türkçe gelecek. Sen bunu İngilizceye bir noktada aktarman gerekecek. Ha bunu sözlü yapman zor oluyorsa ilk aşamada yazılı yap. Hani bunun için farklı kaynaklar kullanabilirsin. Ama yazılı işlemini yaparken İngilizceyi alıp Türkçe'ye çevirme. Bu sana dinleme becerisi katar. Farklı beceriler katar. Evet. Ama kendini ifade etme becerisi katmaz. Onu ne katar? Onu Türkçeden İngilizceye çeviri egzersizi yapmak katar. Çünkü konuşmanın temeli budur aslında.
Yani sen Türkçe düşündüğünü İngilizceye aktaracaksın. İşte bunu da öncelikle kuralları sadeleştirerek önce işte he, she, it'i öğretmişim. He, she, it'le cümleler kurduruyorum, atıyorum ilk ünitede. Sonra mayoru öğretmişim bir sonraki videomda ya da ünitemde. Onunla ilgili cümleleri ekliyorum bu şeyin içerisine. Ondan sonra emir cümlelerine geçmişim. İşte imperatives dediğimiz. Bu sefer onlarla emir cümlesi kurdurtmaya başlıyorum ve sürekli bu bilgi artarak gidiyor. Yeni öğrendiğimiz şeyler eklenerek gidiyor. Kesinlikle öğrenilmeyen bir şey o çevirinin içerisine dahil edilmiyor ve süreç bu şekilde ilerliyor. Hani bu benim videolarımla ilgili diyeyim, hani kitap tanıtımı yapmak gibi olmasın ama işte olumlu eleştirilerin geliyor olmasının sebebi bu. İnsanları yormuyor, aşama aşama götürüyor ve böyle bilgi içerisinde boğulmuyor insanlar. O süreci görüyorlar ve bir ilerleme kaydediyorlar Zek, böyle. Anlarım, anlarım. Şimdi aklıma bir sürü şey geliyor her zamanki gibi. Onu anlatmadan şunu da gösterelim. Hocam ben anlayamıyorum da konuşamıyorum da. Teşekkürler bu değerli yorum için. Şimdi yani Türkçe bir şey İngilizce'ye çevirdiğimizde yani o cümle, o çevirdiğimiz cümlenin altyapısı Türkçe oluyor. İşte mantığı Türkçe oluyor, işte kullandığımız kelimeler Türkçe oluyor. O yüzden bunu İngilizce'ye çevirdiğimizde bazen işte tuhaf şeyler çıkıyor. Nasıl İngilizce bir şey Türkçe'ye çevirdiğimizde işte tuhaf bir Türkçe oluşuyorsa o zaman yani aynı şekilde yani Türkçe'de İngilizce'ye çevirdiğimizde aşırı tuhaf bir şeyler oluşabiliyor. Mesela birkaç örnek vereyim. Geçen bir şeydeydim, bir partideydim ve bir kişi şey diyecekti. Ya şuraya geçebilir miyim? Yani bir kişi onun yolunu şey yapıyordu, engelliyordu. Ya şuraya geçebilir miyim? Ama İngilizce konuşuyorlar. Adam ne dedi? Can I pass to here? Diyor. Can I pass to here? Yani İngilizce de pass demeyeceksin, to here demeyeceksin. Yani o yani adam aldı Türkçe cümlesi, Türkçe cümlesini İngilizceye vurmaya çalıştı ve öyle tuhaf bir cümle çıktı. Yani bunun şeyleri yok. Yani bu sayısız örnek verebilirim bu konuda. İşte başka ne diyelim? Mesela o aynı partide bir kişi bir şey soruyordu. İşte bu kelime nasıl yazılıyor diye soruyordu. Ama nasıl söyledi? İngilizce konuşuyorlar. How is it written? Dedi. Gramatik olarak bu doğru. How is it written? Bu %100 doğru gramatik olarak ama herhangi bir, hiçbir Amerikalı onu söylemez. How do you spell it? Derler. How do you spell it? Derler. İşte o yani aklındaki cümle Türkçe olduğu için ve mantığı Türkçe olduğu için ve altyapısı Türkçe olduğu için yani İngilizceye vurduğumuzda çok tuhaf bir şeyler çıkıyor ortaya. Ya da başka bir şey yani mesela başka bir öğrencim sürekli şey diyor. It can be. It can be. Olabilir abi. Olabilir. It can be. It can be demiyoruz arkadaşlar. Yani İngilizce'de ya da sınava girmek. Yani I will enter the test. Enter the test. Yok. Yok. Yani o enter yapmayacaksın. Yani al yani I will take a test. Take diyebilirsin. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Türkçeden İngilizce'ye çevirdiğimizde böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Bu senin yöntemini etkiliyor mu senin yaklaşımını etkiliyor mu sen daha ne demek istiyorsun bu konuda? Şimdi o istisnalar olabiliyor muhakkak, işte bazı kelimelerde dediğin gibi işte oraya geçmek ya da sınava girmek falan gibi farklı dillerde farklı şekilde ifade edilebiliyor ama yüzdeye vuracak olursak, hani bunların yüzdesi ne kadardır bu tarz kelimelerin, o tartışılır. Ben düşük bir yüzdede olabileceğini düşünüyorum. Onlara ne yapmak gerekiyor? İşte onları ezberlemek gerekiyor. Onları o şekilde öğrenmek gerekiyor. Yani orada işte spell kelimesini nasıl görecek bu insan? İşte izlediği bir filmden görecek belki, daha önce bir yerden öğrenmesi gerekiyor, bir yerden görmesi gerekiyor gibi. Ya da işte kitabı alacak, kullanacak. Ben orada ona işte write dememişim, spell demişim. Onu oradan öğrenecek falan gibi. Yani tek bir kaynak zaten hiçbir zaman her şeyi çözer gibisinden bir sonuca varmak yanlış. Farklı kaynaklardan istifade ederek diller arasındaki bu tarz kelime ya da deyim bazındaki farklılıkları gidermek gerekiyor. Elbette bunlar olacak ama dediğim gibi yüzde olarak bunlar düşük. Yani bunları da farklı kaynaklardan çalışarak da okuyarak, bol bol okuyarak gidermek gerekiyor. Tamam, anladım. O zaman senin kitaplarını yazarken herhalde bunları dikkate aldın yani. İşte bunu çevirirken saçma sapan bir şey çıkmayacak. Yani işte herhalde onu önceden düşündün.
O zaman yani tabii ki basit şeyler için işte ben gidiyorum. I am going. Tamam, onu çevirebiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Yani ben konuşuyorum. Aha. I am talking. Yani I am speaking mi olacak? Ha, kim bilir. Ama yani sadece kelimelerde kelimeler ile sınırlı değil bu sıkıntı. Aynı zamanda yani gramer ile ilgili bir sıkıntı oluyor. Mesela bazı şeyler İngilizce'de oluyor, Türkçe'de olmuyor. Bazı gramatik şeyler Türkçe'de oluyor, İngilizce'de olmuyor. Mesela bir örnek vereyim. Bir şey yaparken yani istemeden başka bir şey de yapmış oluyorum. Yapmış oldum, yapmış olmak. Onun İngilizcesi yok. Yani şunu da yapmış oldum. Yani bunu evet, öğrenirken İngilizcesi bunu da öğrenmiş yok, oldum. Aynen. Yok onun. O zaman yani o cümleyi yes. gördüğümüzde ne yapacağız? Yani çevirmeyeceğiz. Yani ya da başka bir örnek vereyim. Biz bir yere gitmişiz. Oradayken ben diyorum ki ya gelmişken şuraya da gidelim. Gelmişken. Gelmişken yok bizde. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden hem kelimelerde böyle tuhaflıklar oluyor. Hem de gramer konusunda böyle tuhaf olaylar oluyor. Tabii. Ya zaten şöyle dilin hani bir kısmı öğrenmekse, yarısı öğrenmekse kuralları, yarısı da ezber. Yani sadece işte bu gramer kurallarını öğrendin, sen işte geniş zaman öğrendin, dili geçmiş zaman öğrendin, bütün cümleleri kurabileceksin diye bir şey yok. Yarısı ezberden geçiyor bu işin. Bu nedir? Kelime ezberi olur, deyim ezberi olur, bu tarz farklılıkların ezberi olur. İkisini aynı anda orantısal olarak götürmek gerekiyor zaten bu yüzden. Anladım. O zaman galiba şunu diyebiliriz yani konuşmamızı konuşmadan geliştirmek için çok tuhaf bir şey yaratmayacak, yani İngilizce vurulurken çok işte değişik, çok tuhaf olmayacak cümleler çevirebiliriz. Yani Türkçeden tabii, İngilizce'ye. Tabii. Yani aynen, riskli olmayan. Bu sonuca vardık sanki. Tabii, evet. Peki, yani riskli olmayan cümleler. Tamam, bunu yaptık. İşte kitabını aldık, bitirdik. Şimdi biraz daha ilerliyoruz. Daha zor şeylere geçiyoruz. Yani daha kompleks cümlelere koymaya çalışıyoruz. Daha böyle sohbet etmeye başlamak istiyoruz. Peki o zaman çevirmeyi bırakıyor muyuz? Sohbet etmeye başlamak istiyoruz. Çeviriyi bırakıyor muyuz? Yani sorunu tam anlayamadım Zek. İşte biz yani konuşurken yani aklımızda Türkçe bir cümle İngilizceye çevirerek mi konuşacağız? Yoksa işte artık yani yok çevirme mi diyeceğiz? Ya şimdi şöyle, sen onu kendine istediğin kadar söyle ya da işte çevirmeliyim işte o doğal gelişecek bir süreç, kendiliğinden olacak. Yani örneğin zor bir cümle kurman gerekiyor. Sen çevirmeyeceğim diye iddia ediyorsun. Ya Türkçe düşünmeyeceğim diye iddia ediyorsun. Zaten çeviri yapmak demek onu önce Türkçe düşünmek demek. Ama ya o cümle senin kafana önce Türkçe gelecek. Hani bunun başka bir yolu yok. Eğer bir Türk'ün İngilizce konuşmasından bahsediyor isek o bir anda sana Türkçe olarak gelecek. Ha, ama eğer sen o konuyu çok iyi öğrenmişsen, yani bu örnek vereyim işte merhaba nasılsın, benim adım şu, senin adın ne gibi, artık çok iyi öğrenerek kafanda bir kalıp haline getirdiysen tabii ki onu çevirmeyeceksin, onu düşünmeyeceksin bile. Direkt soracaksın işte. Yani o zaten diyorum yani bu bir sonuç. O sonuca vardıysan bazı cümlelerde belirli bir süreci geçerek o sonuca vardıysan zaten zihnin onu çevirmeyecek, kalıplaşmış şekilde ifade edecek. Ama diyelim ki zor bir cümle kurmaya çalışıyorsun. O anda kafana işte ya şu bilgisayarımın sorunu ne acaba sence demen gerekiyor. İşte orada kelimeleri hatırlamaya çalışıyorsun falan ama yani orada mutlaka onu senin önce bir Türkçe düşünmen gerekiyor, bir irdelemen gerekiyor. Yani kendini ne kadar kasarsan kas o anda, hadi ben bunu hiç düşünmeden İngilizce söyleyeceğim. Şu benim bilgisayarımın sorunu ne olabilir cümlesine. Yani biraz zor olacaktır. Hani çünkü orada sorunu düşünecek, bilgisayarı düşünecek, oradaki with edatını kullanması gerekecek falan. Hani bunu zaten söyleyebiliyorsa, what's the problem with my computer'ı ezberleyebildiyse problem with'i, o zaten artık o kısmı çevirmekten kurtulmuş. Problem'ı getirince with'ini de getirecek. Veya başına what'ı da koyacak. Ama işte o aşamaya gelinceye kadar o kişi mecburen kafasında bunu çevirmesi gerekiyor. Sohbet ederken de bu böyle. Ama sohbet ederken genelde 3 aşağı 5 yukarı hani benzer kalıplar kullanıldığı için çok komplike bir sohbet değilse tabii bu arada. Siyaset konuşmuyorlarsa
çevirmeden de yürüyebilir belirli bir düzeye geçince diye tahmin ediyorum. Anladım, anladım. O zaman bir kişi bilgisayarımın sorunu ne olabilir cümlesini çevirirken, yani senin dediğin şey bilmiyorsa, işte problem with kısmını bilmiyorsa, o with. Zaman doğru, biraz doğru düzgün okuyayım da şey, onu bilmiyorsa nasıl çevirecek onu? Bilgisayarımın sorunu ne olabilir? What could be the problem of my computer gibi bir şey kuracak. Tabii tabii, bilmek anlamına da orada kodla verecek olasılık ifadesini. Evet. Ve karşı, ama yani anlaşılır mı? Yani herhalde, yani ne bileyim. yani ben hiçbir zaman şey demiyorum. Tamam, Türkçe, yani en azından dene. Yani Türkçe düşünmeden, yani Türkçe Türkçeden İngilizce, yani çevirmeden bir dene. Ne olur? Denesin tabii ki, tabii ki. Çünkü yani zorlasın yani, kendisini. What is what could be the problem of my computer cümlesi aşırı tuhaf bir cümle oluyor. Neyse, senin dediğim gibi what's the problem with my computer gibi bir şey desen çok daha anlaşılır, çok daha normal, doğal bir İngilizce olur. Evet. Yani orada of'u kullanması, hani yani o sorun sanki benim bilgisayarıma ait. Başkasına verilmez. Benim bilgisayarımın sorunu o. Hayır. Tam işte benim falan işte cihazıma bir özgü bir sıkıntı var. Aynen. O zaman yani işte Zek, sözünü kesin. Yani yarısı kural ezberleme, bu şekilde o vite ezberleyecek orada. Yarısı da o ezberleyerek öğrendiği şeyi artık çok kullanarak, çok sık tekrar ederek çevirmeden düşünür hale gelmek. Bu da tabii konuşma pratiği yapmasından geçiyor. Yazma pratiği yapmasından geçiyor. Sence şimdi arkadaşımız şey gitti. Bilgisayar tamircisine gitti. Ve şey dedi, yani what could be the problem of my computer dedi. Ondan sonra işte tamirci anladı. Aha. İşte artık bunu tekrarlayacak mı? İşte anlaşıldı ya. Aa, demek ki bu doğru. Anlaşıldı. Anlaşılmıştır. Artık bu doğru diye düşünecek mi? Yani o da aklıma geliyor. Tabii tabii. Bu sefer o onu anlarsa tamam, ben mesajı verdim diyecek. İşte o göle atlayanlar zaten o şekilde İngilizce öğreniyorlar orada. Çünkü adam açıp orada edat listesini ezberlememiş. Ama derdini anlatıyor bir şekilde. Ona ihtiyaç da duymuyor. Beni anlıyorlar nasıl olsa diyor. Yani proper konuşma ihtiyacı hissetmiyor. Mutlaka kurallı olsun, şeyli olsun falan gibi. Yanlış öğrenmeler oluyor. Bunun örneklerini bazı kişilerde görüyoruz tabii. Yani sen de biliyorsun. Yani ama bakıyorsun işte onu dinleyen kişiler. Ya adam süper İngilizce konuşuyor diyor. Hocam diyor, İngilizcesi süper diyor mesela falanca kişi için. Ya bakıyorum, dinliyorum. İngilizcesi süper değil. Orada işte of kullanıyor. Ya da of'u hiç kullanmıyor. Hani sen diyordun ya, vatandaşın videosunu izlerken onu sen yuttun. Sen yuttuğun için o kayboldu diyordun ya. mesela o adam onu yuttuğu için kayboluyor ama adam derdini anlatıyor. O şekilde öğreniyor, gidiyor. Aha, anladım, anladım. Aha, bu yayının başında dediğim şey katılabiliyorum yani. Konuşma pratiği zaten konuşma pratiğini yapmak için zaten bir kişi lazım. İşte karşında bir kişi duracak, işte cevap verecek, seni dinleyecek. Herkesin öyle imkanları yok. Herkes işte gidip Cambly'den ders alamaz. Herkes böyle bir özel ders falan alamaz. O yüzden öyle durumlarda ilk başlarda bir kişi, yani yeni başlayan insanlar için o zaman yani Türkçeden İngilizce çevirmek iyi bir şey olabilir, iyi bir egzersiz olabilir. Eğer Türkçe cümleleri saçma sapan bir İngilizce cümlesi yaratmayacaksa. Tabii ki. Ona katılabilirim. Ama gittikçe işte karışacak, gittikçe böyle komplikeleşecek, da işte daha çok böyle garip İngilizce cümleler çıkacak, daha böyle çevrilemeyecek şeyler çıkacak. Bence ilk başlarda olabiliyor ki çok kişi öyle başlıyor zaten. Yani çok az kişi böyle hiç, yani sıfır çevirmeden, yani hiç çevirmeden şey bir dil öğrenmeye kalkıyor. Çok kişi yani ilk başta çeviriyor. Ama ya benim kitabımda da var öyle cümleler Zek. Aslında çok böyle anlamlı olmayan, günlük hayatta belki hiç kullanmayacağın cümleler de var. Ama orada niçin koymak zorundayım onu? İki yapı arasındaki farkı anlatmak için koymak zorundayım. İşte relative pronouns'u anlatıyorum mesela. Orada that ile which arasındaki farkı. Bir örnek. Hemen ben sana kitabın PDF'ini açayım. Hatta ben o konuyu anlatırken de öğrencilerime diyordum özel ders verirken. Bakın, böyle bir cümleyi hayatta kullanmayacaksınız. Muhtemelen kimsenin kurduğunu da duymayacaksınız. Ama bunu
Sırf o yapıyı öğrenmeniz için ben buraya koyuyorum. Hani bu nasıl bir bağlamda kullanılır gibi. Şimdi bir taraftan bakıyorum ben sana. Şimdi sen ona bakarken şeylere bakayım. Zek abi sen Türkçe konuşurken İngilizce düşünüyor musun? Hayır, ben normalde düşünmeden konuşuyorum. Genel olarak düşünmeden konuşuyorum çok fazla. Beynimi yormuyorum arkadaşlar. Complicate bir fiil oluyor aslında. Complicate yani daha bir fiil oluyor. Yani complicated, karışık, işte complex, komplike oluyor. Ondan sonra şimdi bu kişi aynı soruyu soruyor ama bağırarak söylüyor. Teşekkürler. Şimdi biri şey yapıyor. Skoru takip ediyor. Baksana. tamam bakmış. Tamam arkadaşlar sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi sorun. Şimdi sorularınızı yazın. Birazdan şey bakarız, sorulara bakarız. Şimdi Özer abimiz bize bir şeyler söyleyecek, bize bir şeyler gösterecek. Ondan sonra sorulara bakarız. Şimdi bir soru geldi. What the heck? Ne demek Zek dayı? What the heck? Çok anlamlı bir şey değil. Mesela inanamaz böyle saçma sapan bir şey görüyorsun. What the heck? What the heck man? Bu ne lan? Gibisinden yani. Bu da ne? Gibisinden yani. Ya da işte hack bir yere koyabilirsiniz işte yani bu ne işte bir şey işaret ediyorsunuz bu ne what the heck is that what the heck is this what the gibi bir şey yani çok anlam çok büyük bir anlam taşımıyor direkt yani cümleyi biraz şey yapmak için biraz daha şey yapmak için güzel bir kelime aklıma gelmedi argolaştırmak diye bir kelime var mı bilmiyorum ama evet var mı ha ne var, güzel. Argolaştırma. Ama çok çok nadir kullanılıyor. Benim private chat'te yazdığım cümle kadar nadir kullanılıyor muhtemelen. Öyle mi? Bakayım o cümleye. Nereye gitti? Mesela burada Detin bir noun clause olarak kullanılışını anlatırken kurduğum bir cümle. That nobody else loves me doesn't make me sad at all şeklinde bir cümle. Aha. Yani belki sen hiç kimsenin böyle bir cümle kurduğunu duymamışsındır. Valla sen bir yere mi şey yorum olarak mı yazdın? Chat kısmında mı? Private chat diye bir bana atmışsın. Yok. Sana attım evet direkt. Bana attın. Tamam. Şey atalım ya. Evet. Direkt şey atalım. Yorumlara atayım. Oradan atıyorum. Yankı yapar mı diye baktım sen. Evet oraya şey. Şimdi attım şimdi. Şimdi dilendim geldi. Bu gerçek dilendim yoksa... Yoksa onun şey mi? Merhaba Zek Bey, sıkıcı takipçiniz sizden çok öğrendim. How are you? I am good. Tamam. Şimdi. That nobody else loves me doesn't make me sad at all. Tamam. İşte bunun farklı bir versiyonu mu vardı? Neydi? İşte versiyon farkı yok da hani normalde mesela kolay kolay kurulmayacak bir cümle diye tahmin ediyorum İngilizce'de. Hani kimsenin beni sevmemesi beni hiç de üzmüyor falan gibi bir cümle aslında bakarsan. Yani evet günlük hayatta sen duydun mu bunun benzeri bir cümle ya da bu tarz bir cümle? Olur duyuyorum ama ben yani şey dinliyorum böyle felsefi böyle bilimsel böyle tarihsel böyle podcastları falan dinliyorum. Bunun gibi şeyler. Yani duyarsın ama böyle sokakta. Ya fena değilmiş o cümle gene en azından. Daha kötü böyle. Sokakta duymazsın yani. Evet. Sokakta duymazsın. Sokaklarda. Şimdi biri sordu. Zek arkandaki kim? Umarım arkamda kimse yoktur. Varsa çok büyük bir sıkıntı olacaktır. Şimdi birkaç soru sorulmuştur. Onlara bakalım. Sanırım çok yani biraz aynı fikirde gibi olduk şu an değil mi? Yani aslında şöyle bir orta nokta bulduk senin sayende. Yani bu çok saçma anlamlar yaratmayacak düzeyde yeni başlayanların çeviriyle başlaması gibisinden bir ortak payda da buluştuk. O mesela şey benim aklıma gelmedi senin verdiğin tarzda deyimsel farklılıklar yaratacak cümlelerin çevrilmesi. Evet onlar sorun gerçekten de. İşte ne bileyim afiyet olsun diyor. Mesela İngilizce'de yok zaten. Öyle bir şey. Sıfır, evet. Yani hiç yok. Aha. Yani biraz Fransızca almışlar. Ben şimdi bu hafta bir liste yaptım. Böyle aklıma geldikçe şeyleri yazdım. Böyle zor çevrilen
şeyleri yazdım. İşte bu şey için, bu yayın için. Şimdi size bir saçma sapan bir şey anlatayım. Türkiye'ye ilk geldiğimde bir kişi bana şey soruyordu. İşte bu kişinin numarası sende var mı? Diye soruyordu. İngilizce konuşuyorduk. Yok yok, Türkçe konuşuyorduk. Evet, Türkçe konuşuyorduk. İngilizcesine yani ben şey diyeceğim. Bu kişinin numarası bende var. Diyeceğim. Hı-hı. Nasıl diyeceğim onu İngilizce'de? Yani, söyleyeyim mi? I have his evet. number. Ya da I have her number dememiz gerekiyor. Sağ ol, sağ ol abi, sağ ol. O zaman onu Türkçe'ye çevirsene. Yani direkt. I have, tamam benim bir şeyim var. İşte, ben onun numarasına sahibim. Aynen. Evet, benim numarasına sahibim. Ben öyle bir şey söyledim. Yani işte Türkiye'ye ilk gelmişken. Onun numarası var, benim var falan. Öyle saçma sapan bir şey söyledim. Hiç anlaşılmadı. yani ama işte hiç yani sıkıntı yaratmayacak. Zor çevrilen, şey kolay çevrilen cümlelerde onu yapabiliriz. Ama dediğim gibi gittikçe çevirmek daha da büyük bir sıkıntı, daha büyük sıkıntılar yaratacak, daha büyük işte kaoslar yaratacak diye düşünüyorum. O yüzden çok tavsiye etmiyorum insanlara. Aynen öyle. Şimdi birkaç kişi birkaç soru sordu. Hadi bakalım. Türkçe nasıl? Yok. Herkes bana soruyor. Sana sorsunlar. İngilizce seviyemizi nasıl ölçebiliriz? Yani seviyem şudur diyebilmek için ne yapmam gerekir? Gayet güzel bir soru. Ne diyorsun? Bunu İngilizceye çevirsene. Yok. ben bunu nasıl yapıyordum biliyor musun? Özel ders verdiğim bir dönemlerde ben bunu şöyle yapıyordum. O benim kitaptan çeşitli ünitelerden, her üniteden bir cümle alıyordum. Bir tane seviye tespit sınavı. Ama cümleler Türkçe. Şimdi öncesinde beni arıyordu vatandaş. Bunu tabii 10 yıl öncesinden falan bahsediyorum. Hocam işte özel ders almak istiyorum. Seviyeniz ne diyorum? İşte intermediate diyor. Bayağı kendimi ifade edebiliyorum falan diyor. İyi diyorum, çok güzel. Ama size bir seviye tespit sınavı yapmam gerekiyor. Derse başlayabilmemiz için diyorum. Her üniteden bir cümle alıyorum. Türkçe cümle. İşte içindeki şey it cümlesi de var. Noun clause cümlesi de var. Gitgide ağırlaşıyor. Bunu gönderiyorum. Cevaplar geliyor. Genelde dağılmış vaziyette oluyorlar. Çünkü hiç çalışmadıkları yerden geldi. Beklemedikleri yerden geldi. Onlar hani İngilizce cümle gelse de onlar Türkçe'ye çevirecek. Yani diyorum ki bak seviye tespit sınavı çeviri üzerine olacak diyorum. Ha iyi çeviririm diyor. Ama Türkçeden İngilizce'ye olacağını hiç beklemiyorlar. O çünkü çok farklı bir şey. Böyle olunca o intermediate'ım diyen kişiler bile en basit cümlelerde ne hatalar var. Yani ben hep şuna benzetiyorum. İngilizce Türkçe çeviri yapmak bir arabanın işte yan koltuğunda oturmak, şoför sürüyor, sen yan koltukta gidiyorsun, rahatsın, her şey güzel. Ama Türkçeden İngilizceye deyince yani şimdi kelimeyi sen hatırlayacaksın, onu doğru sıraya sen koyacaksın, telaffuzunu sen hatırlayacaksın, onları hızlı bir şekilde yapıyorsun, şoför koltuğundasın. Kesinlikle. O bambaşka bir şey yani. O yüzden dil öğretirken hangi dil olursa olsun ana dilden hedef dile olacak şekilde öğretmek gerektiğini ben şiddetle savunuyorum ve bunun da mesela yorumlarda göreceksin hep alanlar. Hocam işte İngilizcemin gelişmesine en çok katkıda bulunan yöntem bu oldu. Bunun sayesinde geliştim şeklinde çok fazla yorum alıyorum. O gene reklama girdiği için burada kesiyorum ben o kısmı. İsteyen dener, isteyen denemez Zek. Benim tecrübem. Evet, böyle ölçüyordum ben. Yani İngilizce anlarım, anlarım. Ben gayet güzel bir şey diyecektim ama şimdi gitti aklımdan. Tamam gitti neyse. Ben bu seviye olayını çok şey yapmıyorum. Çok önemsemiyorum yani. Konuş yani ağzını aç bir şeyler söyle. Yani yeteri kadar iyi konuşmuyorsan, yeteri kadar iyi konuşmadığını düşünüyorsan o zaman devam et. Yani çok yani ben A1'im, ben işte B2'yim, ben C1'im falan demeye gerek yok. Zaten yani bazı insanlar çok fazla kelime biliyor ama gramer hiç yani sıfır. İşte bazı insanlar bütün gramer kurallarını biliyor ama işte hiç kelime bilmiyor. Bazı insanlar ikisini biliyor ama böyle telaffuz berbat. Yani bir kişinin telaffuzu C1'deyken bir kişinin işte kelime hazinesi A1 olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Çok yani bu ünvanlar işte A1, C2 falan işte bu seviyeler çok önemli değil diye düşünüyorum. Konuşun, pratik yapın ve yetmiyorsa devam edin yani. Ben öyle düşünüyorum. Tamam, şimdi devam edeceğiz. Birkaç soru daha alalım. Sonra bir şey yapalım. Ben iki tane şey açtım, iki tane haber
sayfasını açtım. Onları bir çevirdim. Bir tanesi İngilizce olacak, bir tanesi Türkçe olacak. Onları çevirdim. Bir Tamam. bakalım yani bazıları işte bazıları sıkıntı yaratıyor mu? İşte onlar kolay çevrilen şeyler mi? Onlara bir bakarız. Şimdi millet Zeki abi İngilizcesiyle konuşan birini duyunca kulağa nasıl geliyor? Bizim kulağımıza biraz ne bileyim ne bileyim yani daha resmi geliyor. İşte nasıl anlatayım? Genelde filmlerde işte 200 yıl önce 300 yıl önce falan gerçekleşen bir olay gösterilirken genelde o insanlar genelde İngiliz aksanıyla konuşuyorlar. O yüzden orada ne yapıyorlar? İşte millet kuruyorlar, işte savaşa giriyorlar. Böyle gayet resmi işte önemli işleri yapıyorlar. O yüzden o aksan bizim kulağımıza çok şey geliyor. İşte burada önemli işler yapılıyor. Yani burada önemli şeyler yaşanıyor gibi geliyor bize. Bizim kulağımıza en azından. Senin İngilizcesiyle aran nasıl? İyi mi? Ya ben seviyorum. Kulağa çok hoş geliyor. Beğeniyorum. Ama kendim tabii o şekilde İngiliz aksanını çok tercih etmiyorum. Sen daha çok Amerikan Yapmaya aksanıyla. çalışıyorum. Taklit etmeye Ben çalışıyorum. de yapmaya çalışıyorum şimdi. Çok güzel. Doğal geliyor. Tamam. Millet pek bir şey sormuyor. O yüzden biz şu şeylere bakalım. Şimdi birkaç şeyle Eyvah çevireceğiz. Zek. Birkaç Çevirimi yaptıracaksın bana şimdi çeviri canlı canlı. yapacağız. Hem de ben de Hay yapacağım. Allah. Ben de yapacağım Bak bak Türkçe'ye. bak. Tamam Hadi. mı? Ben Türkçe yapacağım. Tamam. Ondan sonra sen şey yaparsın. Yok işte saçma oldu. Yok olmadı falan diyeceksin. Tamam. Şimdi Tamam. share diyeceğim. Ondan sonra screen diyeceğim. Ondan sonra şuraya gireceğim. Ondan sonra şuraya gireceğim. Oldu. Paylaş. Tamam. Bu benim memleketimin bir şey. Bir haber kanalı. Şimdi siz bunu görüyorsunuz değil mi? Ay, görülmüyor galiba. Dur. Bunu büyüteyim. Reklamlara bakmayın gençler. Şimdi görülüyor galiba. Evet, görülüyor herhalde. Görülüyor, Benim değil de mi biraz arkadaşlar? büyütmem gerekiyor. Tamam. İlk cümlemiz ne diyor? The school bus carrying children home suddenly lurched off the rural roadway outside of St. James, Missouri. Şimdi abi buna bakıyorsun. Bunu görüyorsun değil mi? Sence bunu çevirerek bunu çevirmek iyi bir fikir mi? Yani bu bizim bahsettiğimiz evet kolay çevrilen ve o yüzden dolayı yani konuşmamızı geliştirebilecek bir cümle mi sence? Şimdi şöyle, mesela ben bu cümleye baktığım zaman çevirmeye ihtiyacı hissetmiyorum. Neden? Çünkü hani o aşamayı aştığım için, Tamam geçtiğim için ama şey yeni direkt. öğrenen yani yeni derken böyle daha çok öğrenme aşamasında olan insanlar arkadaşlarımızı düşünelim. Evet. Onlar için uygun tabii bilmedikleri kelimeler orada biraz fazla olabilir. Burada işte rural olabilecek, lurched off'u Lurch bilecek. ne ki? Aynen. Biliyorum İşte da. böyle sallanarak çıkmak falan gibi sanırım böyle saparak Aynen. çıkmak yoldan gibisinden. Fena da bir cümle değil aslında, o kadar zor bir cümle değil ama arada o kelimeleri bilmeleri gerekiyor yani. Şimdi sizde school bus var mı? Okul Var. Okul otobüsü, okul taşıtı. otobüsü diyorsunuz. Okul Okul taşıtı taşıtı. diyebiliriz, Güzel. evet. Baksana, baksana. Yani senin aklına hemen taşıt geliyor, değil mi? Ama biz onu demeyiz. Onu şey için. Okul taşıtı daha çok Aynen. kullanılır bizde. Okul otobüsü de tabii ki var ama genelde okul taşıtı denilir. Aynen. O zaman Servis ya da okul işte. Okul taşıtı servisi. çocukları taşıyan mı diyeceğim? Yani Taşıyan. Oradaki ing tabii şimdiki zaman olmuyor Türkçedeki. Tabii. Okul taşıtı çocukları taşıyor olmuyor bu cümle. Tabii. Taşıyan oluyor. Ya ben şey soruyorum ya siz taşımak kelimesini kullanıyor musunuz? Yine bir otobüs Tabii için, tabii bir şey anladım. için. Evet, 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 O evet. zaman çocukları taşıyan okul Hı. taşıtı şey pardon eve taşı tamam şimdi çocukları eve Evet. taşıyan okul taşıtı aniden Okul otobüsü ya da ne ha. yaptı? Ne yaptı? Lurch yaptı. Onu hiç bilmiyorum. Lurch ne olabilir? Yoldan çıkmak gibi düşünebilirsin. Onun bizde özel, ya şöyle Yani İngilizce böyle daha zengin. zıplayarak böyle Şimdi aslında fırlatılıyor işte öyle bir şey. ya burada senin zorlanmanın sebebi İngilizcenin kelime bilgisi açısından Türkçeden daha zengin olması. Yani bu lurched off aslında Türkçede karşılayan çok fazla bir şey yok. Orada
aniden yoldan çıktı diyorlar haberlerde mesela bizde. Ya onun dışında öyle çok ekstrem bir kelime duymadım. Hani Lörstoff'un aniden yoldan çıktı diyebilirsin işte. Tamam, çıkmak diyoruz. Rural, ne Evet. diyelim? Ne diyelim? Neydi? Hatırla bakalım. Kırsal mı diyelim? Ne Evet, diyelim? bravo. Evet, kırsal Tamam. çok güzel. Roadway ne olsun? Direkt Yol, ona yol yani diyeceksin. yol Yol diyeceksin. Yol, evet. Evet. gerek. bu şehrin hemen dışında. Yani ya da dışında. Evet. Yani hemen dışında. Şimdi o zaman bu başa geliyor. St. James, Evet. Missouri şehrinin hemen dışında. Çocuklara eve Kırsalı unutma, götüren kırsalı unutma. At rural. orayı daha gelmedik. Sanırım. Aa, yok, Çocuk başa koy. şey onlara şey çıkacak ya. Bundan çıkıyor. Tamam. Dene bakalım. Yani ben şey diyecektim işte bu şehir dışında çocuklara eve götüren okul taşıtı aniden kırsal bir yoldan çıktı gibi bir şey. O kırsal aslında yolu tarif etmiyor da o işte St. James, Missouri'nin dışındaki kırsal alanda aniden yoldan çıktı gibi orayı Onu bir tekrarlar mısın? Kesik niteliyor. geldi biraz. Yani kırsal alan o St. James, Missouri'nin dışındaki yolu kastediyor kırsal kelimesi. Yani Evet, kendisinden sonra rural. sağındaki kelimeleri Evet, işte rural olan roadway niteliyor. oluyor. Yani evet, rural olan roadway oluyor. St. James, Missouri. Sen söyle, ben şey yapmayayım. Evet. St. James, Missouri. St. James, Missouri. Aynen. Neyse, Evet. sence şimdi bundan çıkan Türkçe cümlesi nasıl oldu? Yani sence? Benim çevirimimi soruyorsun. Sen söyle çeviri Ben seni. çevirecek olursam St. James, Missouri'nin dışındaki kırsal yolda o öğrencileri taşıyan okul taşıtı aniden yoldan çıktı derim. Tamam, sen yol iki kere kullandın. İşte orada ama işte o yoldan çıkıyor, değil mi? Kırsal kesim diyebiliriz oraya ya da Aha. işte kırsal yol bizde pek Hı. denmez. Rural Tamam. roadway, gerçi Aha. denilebilir köy yolu şeklinde ya da ilçe yolu şeklinde söylenebiliyor aslında. Tamam. Bence bu çok fazla karışık bir şey yaratmadı. İşte bu Evet, yok. O lurch çok... kelimesi vardı. İşte school bus diyoruz biz ama siz galiba taşıt diyeceksiniz bus İkisi de yerine. aslında kullanılıyor. Yani okul otobüsü de Aha. diyorlar bizde. Taşıtı da diyorlar. Aha. Duruma göre. Hani büyük Aha. otobüse taşıt denilir tabii. Onun Otobüs dışında denilir. çok fazla bir şey roadway nedir belki işte ama onun dışında çok fazla büyük bir şey yaratmadı. Ya zaten şöyle hani dili çiviri yapmak demek moda mod çeviri yapmak değil. O dilde yazılı olanı anlayıp kendi dilinde onu daha doğru, daha sık kullanılan kelimelerle ifade etmek demek. Hani biz burada roadway'i mutlaka karşılayacağız, işte şunu mutlaka karşılayacağız dersek orada biraz sıkıntıya düşebiliriz. Anladım. Şimdi Türkçe'ye geçelim. Yani Türkçeden İngilizce'ye çevireceğiz. Tamam. Share diyorum ben. Senin şeyin girip geliyor. Senin görüntün girip geliyor. Onun Evet, farkında mısın? demin evet şey çıktı bir saniye program. Share screen. Hemen açayım o programı. Yok o Tekrar mı değil. gittim ben? Yok buradasın. Şey, görüntüm. Yok ya seni görüyorum. Tamam. Tamam bunu kapatayım. Tamam şimdi bunu daha okumadım. İşte rastgele açtım böyle bir şey, bir haber sayfası. Şimdi gittin. Neyse. Bir şey olmaz herhalde. Bir gidip Tamam. gel yaşıyoruz orada. Aha, burada ne yazıyor? Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler Köyü yanındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ne diyorsun? Seninki daha zor geldi Şimdi bakıyorum cümleye. Evet. Aa, bana daha kazık cümle vermişsin sen. bana. Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde ilçe merkezine. Evet, bana daha kolay bir cümle ver ya. Bu ne böyle? Tamam. Tamam.
Tamam, bu biraz daha basit oluyor. Ya bu ama bu Türkçe oluyor. Müdürlüğü işte bölge yok olmaz. Evet. Ben gene gittim herhalde. İşte bu. Yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem karadan bu kelimeyi bilmiyorum. Müdahaleler ile çalışma Müdahaleler. işte o ile çalışmalar sürüyor. Ne diyorsun? Evet. Ne diyebiliriz bunu çevirmek için? Bir düşünüyorum. Valla ben hiç çevirmediğim için valla ben de hiç bilmiyorum. Yani hiç. Evet. The efforts to distinguish the fire have been going on to take the fire. Ha, orayı zaten söyledik. Ne diyebiliriz? Yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem karadan müdahaleleriyle çalışmalar sürüyor. There are constant efforts diyebiliriz. Cümleye o şekilde başlayabiliriz. To distinguish the fire, to extinguish the fire, from both air and land. Yok, çok saçma oldu. Ben beğenmedim bu çeviriyi. Ben yani anlaşılır ama yine Yok yok, ben tuhaf hayır, oldu. tuhaf bir çeviri Tamam. oldu. Tamam. Bir daha Valla ben de düşüneyim. bilmiyorum. Çok yardımcı olamayacağım galiba. Yani altın olmak için hem havadan hem karadan. Efforts to extinguish the fire from both Aslında air orada and land. Yok, o da olmadı. from air and land. Yani aynı zamanda yani kontrol altına alabilmek işte In order to to get the fire under control diyebiliriz aslında işte çok yani birebir bir şey demek açısından. there are constant efforts şeklinde yine başlamayı uygun görüyorum. Aha. To take the fire under control ya da işte to extinguish the fire both from air and from land diyebiliriz. Yani müdahaleler ile çalışmalar sürüyor. Burada burayı karıştıran müdahaleler ile çalışmaların sürmesi. Yani onu işte İngilizce'de süre gelen şeyler var, çalışmalar var şeklinde ifade etmek, o şekilde yorumlamak daha doğru oluyor. Neden? Çünkü bunu birebir yapamıyorsun İngilizce'de. Az önce dedim ya, hani bir dilde yazılı olan şeyi diğer dilde yorumlamak gibi. There are constant efforts to extinguish the fire both from air and from land gibisinden bir ifade. Gayet güzel, gayet güzel. Var Evet, mı başka cümle? onu yok, o kadar yeter. Ama dediğimiz gibi işte ilk önce biraz tuhaf bir Türkçe şey İngilizce cümle çıktı. Bence bu kadar karışık, bu kadar zor bir şey çevirmeyelim. Yani benim kişisel düşüncemi soracak olursanız, işte bu kadar karışık, bu kadar değişik bir şey okuyacaksak, işte çevirmeden okumamız gerektiğini düşünüyorum. Abi sen girip geliyorsun. Ne yapalım? Evet, valla ben de çözemedim. Tamam. Uygulaması kapanıp duruyor kendi kendine burada. Tamam abi zaten bir saat Herhalde oldu. Bir saniye saat ısınmış oldu. mı bu? Yani O bir ısındı saat. mı? Evet. Biraz sanırım ısındığı için yapıyor. Evet. Tamam o zaman bir iki soru alalım ondan sonra yayını kapatalım. Ne olur. Bu kişi Tamam. interventions demiş. Gayet güzel bir kelime. Aklıma Evet gelmeyen evet. Both bir land kelime. and air interventions. Bu kişi şey diyor. Türkçesi bozuk bir haber. Zaten öyle deriz. Hemen Türkçesi kötü ya Şarjı bu metnin. bitmiş diyor. Belki şarjı bitmiştir. Şarjı azmış. Evet. Yok, şeyden şarjı Herkes oluyordu USB'den. cümle bozuk diyor. Ha, Ama evet, pardon şarjı bitmiş arkadaşlar. gerçekten Ben ya. bilemedim. Aha, tamam. O zaman istersen direkt yayını kapatalım. Çünkü sen yakında Evet gidiyorsun evet. galiba. USB'den veriyor çünkü onu da tamam şarj edemiyor sanırım. Kırmızı gördüm şimdi ekranında. Zaten Aha. Herhalde şey yapacak. Birazdan kapanacak gibi yani tamamen. Tamam. O zaman bu yayına katıldığın için teşekkürler. Sizin de işte izleyicilerimiz siz de Rica ederim. katıldığınız için teşekkürler. Umarım yani beklediğiniz gibi oldu. İşte ben başlıkta şey yazdım ya, yani fight to the death dedim ya, umarım işte beklentileriniz yerine getirmiş oldu. Geldiğin için teşekkürler. Sizi hepinizi Rica ederim seviyorum her zaman. izleyicilerimiz.
Evet. Aha. Senin Özer abinin linki, onun YouTube kanalının linki aşağıda açıklama kısmında. O yüzden henüz abone olmayan var, abone olmayanlar var mı? Varsa aramızda aşağı inip girebilirsiniz. Benim Türkçem de bozulmaya başladı. Demek ki işte bunu kapatmanın zamanı geldi. Hepinizi seviyoruz. Bu yayını kapatıyoruz. İyi Bay akşamlar. bay. İyi akşamlar.